arkadaşlar. Mısır Çarşısı önünden yaptığımız bu yayına hoş geldiniz. Evet. Gördüğünüz Mısır Çarşısı. Ve sırada ben varım. Sıkıyorum. Şaka şaka. Ama ben şunu söyleyeyim. Son zamanlardan sonra diyelim. Burası acayip kalabalıklaşmış. Çok fazla martı, mobilet tarzı şeyler, araçlar var. Aa, bir de vitolar var. Yani bu Uber'den boşta kalan vitolar şu an Wi-Fi'li VIP araçlar olarak hizmet veriyor. Şöyle manzaramı göstereyim. Gösterebileceğim yerler buralar var. Başka ne söyleyebilirim? Kalabalık. Bir de sıcak. Ben bisikletten indim şu an. Şimdi dursam bir saat daha terlerim. Şimdilik bu kadar. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi görebiliyor musunuz? Sirkeci şurası. Uzun zaman önce yapılmış bir yer. Şöyle. İçeriği de göstermek isterdim ama kapalı. Mesai kapalı. Mesai çıkışı. Şöyle ince süslemeleri görebilirsiniz. Biraz da geniş sokağa alalım. Buralar kalabalık bu arada. Hem vatandaşımız hem misafirlerimiz ülkemizin bu yüce değerlerini gezmeyi seviyor. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şimdi sırada Mahmut Paşa. Yani hem giyimin aynı zamanda iyi ürünler biri. Toptancıların eski Tahtakale ismiyle bilinen yerlere gideceğiz. Görüşürüz. Karşınızda yine eski bir banka şubesi. Yine kalabalık bir sokak. Tahtakale'ye çıkıyor burası. Evet, şu an aslında Mahmut Paşa'nın girişi burası. Burada Deutsche Orient Bank'ı görebilirsiniz. Bir Alman yapısı. Eski bir Alman bankası diyebiliriz. Hala kalabalık. Saat kaç? Saat 5. İnsan trafiğini burada da görebilirsiniz. Şurada bu bölgeyi temsil ettiği için söylenen heykeli de görüyorsunuz. Çocuklara dikkat ediyoruz. Toplantıdan almış mallar. Kestanecimiz hala duruyor. Evet. Güneş kesmek için konulan yine herhalde görüyorsunuz. Çok sallak. Bilmiyorum, bakacağım. Mahmut Paşa ne kadar görebiliyorsunuz? Mahmut Paşa gelinlik kızlarımızın gelip kumaş seçtiği, nişan hazırlığı yaptığı, düğün hazırlığı yaptığı bir yer. Burası şimdi birazdan güneş vurunca göreceksiniz. Kumaşlar var, havlu var. Bilmiyorum yani. Evlenebilecek bir sürü şey var. Burada da bir sürü şey var. Şimdilik maceralarımız böyle devam ediyor. Adamın yerini unuttum ya. Affet beni Hasan abi. Evet. Şu an Tahtakale'nin neresindeyiz? Tahtakale'nin dolaylarındayız. Hatta öyle madalya yaptırmak isteyen. Efendime söyleyeyim. Neydi ya? İmame. Camiye imame yaptırmak isteyen. Böyle spesifik şeyleri en iyi burada bulursunuz diye biliyorum ben de. Biraz ürünleri göstereyim. Biraz ürünler var. Şöyle. Sonracıma. Çok çeşit yani. Her şeyden var. Birazcık konulmuş. Konulmuş. Fakat bir şey daha yapılmamış halleri bile var yani. Tespih. Evet. Buradan bir tespih ipimizini alabilirmişiz. Böyle tespih alabilirmişiz. Ooo ye. Yeah. Bak mesela. Bir de mesela.
namaz haç eşyaları satılan bir yerin yanında mesela tütsü. Tütsü tabii ki de bizim. Benim de yok değil de. Onu da bakacağım. Aynen Aksaray'daki. Are you okay my friend? İki herif de. Taksi çarpacak zannetti. Evet arkadaşlar, bugün TikTok camiasının, sosyal medya camiasının bir canavarını inceleyeceğiz. Hadi bakalım kutuyu açalım. Arkadaşlar şimdi paketi açtık, kutusundan çıkıyor böyle bir bez torbayla. Yani gerçekten bir canavar. TikTok ışık canavarı resmen kendisi. Şöyle, bismillah diyelim. Paketinden ben de ilk defa çıkartıyorum. Biraz önce paketin içinde karıştırdım. Çok hoşuma gitti. Potansiyeli, aman tanrım. Çok gerçekten şey yani. Arkadaşlar paketinden çıkardık canavarımız. Canavara bir yakın plan da alabiliriz. Şöyle. Yani büyük prodüksiyon olduğu çok belli. Profesyonel işi yani bu. 55 watt. Bunu buradan koydum mu yanar yani. Tabii şu an yakamıyoruz çünkü biraz aceleye geldi bu tanıtım şeyi. Ben size biraz kutusundan göstereyim. Bunun aynı zamanda kumandası var. Göstereceğim. 3 tane telefon koyabiliyorsun ve üstündeki tuşlardan, şuradaki ayar yerlerinden sıcaklığını, soğukluğunu ve gücünü ayarlayabiliyorsun. Bunlar çok gerçekten benim hoşuma gitti. Dolar kuru birazcık beni şey yaptı ama iyiyiz, iyiyiz. Daha ölmedik. Şimdi paketi yerine koyuyoruz. Şimdiden sahibine hayırlı uğurlu olsun. Daha çarşamba değil ama neresi burası? Fatih. Malta pazarı diye biliniyor. Bölgedeyiz. Şimdi para çekeceğiz. Suriye usulü künefe yiyeceğiz sıcak. Bakalım 10 lira dedi. Bakalım dediği kadar var mı? Evet. Mahmut kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Karınca var elinde. Karıncama zarar vermeden. Evet arkadaşlar bugün şimdi Fatih Camii'nin önündeyiz. Ne yapıyoruz? Kahve içelim dedik. Mahmut kardeşim dedi ki illa dedi acı mırra denemen lazım dedi. Tadı müthiştir dedi. Demedim öyle bir şey. Dedi ki bir çılgınlık yapalım deneyelim. Çünkü ondan önce de galiba neydi abi? Suriyeli künefesi mi diyeceğiz ona? Aynen. Suriyeli künefesi yedik. Onun videosu yok. Şimdilik bu kadar. Ama acı. Gerçekten acı. Sen duygularını söyle bana. Ağızda kalan tat. Yani ilk başta sıcak güzel bir kahve tadı geliyor. Ardından yakan böyle. Bana neden acı mırra diyorlar. Yani sebebini anlatan. Suriye'yi yaşatıyor bize. Suriye. Şam usulü bu da. Şimdilik bu kadar. Başka ne söyleyebilirim? Kalabalık. Bir de sıcak. Ben bisikletten indim şu an. Şimdi dursam bir saat daha sevişirim. Şimdi dursam bir saat daha terlerim.